Efendim Mav ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta hadis ikliminde İslam'ın beş şartından biri hem ruhen hem bedenen arınma vesilesi orucu konuşacağız. Her zaman olduğu gibi İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İslam'ın beş şartından biri deyince İslam'ın beş şartını şöyle çok pratik bir sayma şekli var. Hoşuma gider. Buyurun. Sağ musallat, haccu zekat, kelime-i şehadet. <laughs> Sav salat, haccu zekat, kelime-i şehadet. oruç, salat, namaz, <laughs> hac biliyoruz, zekatı biliyoruz, bir de kelime-i şehadet. Eyvallah hocam. Evet buyurun. Şimdi hemen e, vakit kaybetmeden tamam. çünkü oruç deyince e, çok tafsilatlı meseleler var. Oruca dair e, bazı hadis-i şeriflerde geçen meseleleri de, de zikredeceğiz ama her zaman olduğu gibi ayeti kerimeden başlayalım. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de oruçla alakalı Bakara suresinin 183. ayet kelimesinde uzun bir ayet var hocam. Hem 183 ile 185 arası. Estaizu billah bismillah. Ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn. Bu ayetin devamı 185'e kadar uzanıyor. ancak ben mealiyle size aktaracağım. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Evet. Umulur ki korunursunuz. Size farz kılınan oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde tutar. İhtiyarlık veya iyileşmiş, iyileşme umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya gücü yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Evet. Bununla beraber kim gönüllü olarak fidyeyi arttırırsa bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayına ulaşanlar, idrak edenler onda oruç, oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Tamam sen o ayet-i kerimeleri okudun şimdi yükü bana attın. Hangi cümleye ben nereden izaha getireyim, nasıl başlayayım? Ya ben, evet. bana madde madde geç. Evet madde madde geçeyim hocam. Hadi Bir, efendim, hadi. E, oruç sizden ö, önceki Hı. ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Muhterem kardeşim ve sevgili izleyenler. Cenab-ı Allah sizden öncekilere de farz kılındı demeye mecbur muydu? Haşa. Niye dedi? Ey ümmeti Muhammed babanız Hazreti Adem'den beri gelen bütün ümmetlere orucu farz kıldığım gibi size de farz kılıyorum yani yalnız bize zannederek gücünüze gitmesin, zorlanmayın. Bütün insanlara, bütün ümmetlere daha doğrusu inananlara farz kıldım size dediğince deyince bizim, bizim yükümüzü Cenab-ı Allah hafifletmek istiyor. Ha demek ki bütün insanlar farzmış, bize de farz. Hani bizim e, bir atasözümüz var. Elle gelen düğün bayram. Herkese umumi vazife verirse kifer de kolaylaşır. Orada onu söyledim efendim. Evet. Size farz kılan oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde tutar. Güzel. Buraya bir duralım. Eyyâmen mağdûdâd oradaki ifadesiyle sayılı günlerdir oruç. Niye diyor? Biz bilmiyor muyuz Ramazan'ın sayılı günler olduğunu? Bitmez zannetmeyin, tükenmez zannetmeyin. Sayılı gün tez geçer. Nice kardeşlerimiz ya günde 15-16 saat aç susuz duracağız. 40 rekat zaten bir namaz vardı. 20 rekatta teravih geldi. 60 rekat oldu. Bu kıl kıl bitmez, tut tut bitmez zannetmeyin. Bir gün bayram geldiğinde tutmayanlar pişman olur, kılmayanlar pişman olur. Efendim bunu bitmeyecek zannetmeyin. Sayılı gün tez geçer anlamında buna işaret etti. Ya eyyühellezine amenu diyerek iman edenlere orucun farz olduğunu bir de orucu tutmaya tutacağına inananlara orucun kolay geleceğini. Tutamam, edemem, imkanı yok. Ben bu işin altında nasıl kalkayım dedikçe kişinin kendi işini zorlaştıracağını, o zaman tutmaya da gücünün yetmeyeceğini ima en cenab Allah bize işaret ediyor. Feyda azamta fetevekkel Allah. Ben bu orucu tutacağım dedi mi? Allah'a güven, dayan. Allah onu kolaylaştıracaktır. Bugünlerde malum Abdülhamit Bey bu senelerde çok sıcak olmayan, çok uzun olmayan evet. günlere geldi. Ama biz bundan 10-15 sene evvel belki o civarda bilmiyorum, Haziran'da da Temmuz'da da Ağustos'ta da orucu tuttuk mu tutmadık mı? Tuttuk. Cenab-ı Allah kolaylaştırdı mı kolaylaştırmadı Ya yani 18 saat oruç tuttuğumuz oldu yazın sıcağında <laughs> tutmayan insan veya tutmakta kararlı olmayan insan bunun bitmeyeceğini zanneder. Halbuki besmeleyi çekene Allah kolaylaştırdı. Ne dedi efendim? Bir de sefer söyledi miydi senin son şeyiniz? Hasta veya seferde olursanız yolcu deyince e ben buradan bana yardımcı ol 40-50 kilometre bir yere gidiyorsam da yolcuyum değil. Dinen, dinin seferi saydığı ölçülerde bir yolculuğu kastediyordu. Hı hı. Yani Bulunduğumuz ilçe veya normal il, büyük iller değil de büyük illerde, metropol illerde bulunduğumuz ilçe sınırları küçük veya normal illerde de il sınırını açtıktan sonra eğer o ilin ilçesindeysek ilçenin sınırlarını açınca belediye sınırlarını coğrafi sınır değil, belediye sınırlarını köydeysek köyümüzün son evlerini geçince hesapladığımızda 90 kilometre veya daha fazla bir yere gideceksek gittiğimiz yerde de 15 günden az kalacaksak işte biz seferilik tarifine girmiş oluruz. Böyle bir seferilikte orucu yemeye izin var. Hasta. Hastayı ikiye ayırıyoruz Abdülhamit Bey. Geçici hastalık, daimi hastalık. Geçici hastalıkta o hastalık geçtikten sonra Yenilen oruçların kaza edilmesi gerekir. Daimi hastalık dediğimiz artık pirifani veya Allah korusun genç olduğu halde bu oruç tutamama hali ömür boyu devam eder şeklinde rapor verilmişse bunlar orucu tutmaz. Fidye dediğimiz evet. her bir oruç yerine bir fidye verir. Or burada da zaten aynısını söylüyor. Diyor ki ha. ihtiyarlık veya iyileşme umudu kalmamış hastalar içinde ha onlara fidye gerekir. Kim de fidyeyi artırırsa o onun için daha hayırlıdır. Diyor. Hemen müşahhas hale getirelim elle tutulur. Bu seneki fidye 130 lira. Hı, hı. Fıtra ile fidye miktar olarak eşit. Fıtra senede bir kere aile fertleri sayısınca fakir fukaraya verdiğimiz sadakayı fıtır dediğimiz vacip bir görevdir. Zengin olanlar için özel şartlara bağlı. Fidye ise tutulmayan oruçlara, tutulamayan oruçlara karşı verilen miktardır ki fidye ile fıtranın miktarı aynıdır. Bu sene 130 liradır. Ama ben 150'den vereceğim. Allah razı olsun. Ben 200'den vereceğim. Allah razı olsun. Ben 250'den vereceğim. Orada işaret ediliyor ya kim de artırırsa. Burada artırmanın da veya da fazla sevap kazanmanın da iki şekli var Abdülhamit Bey. Bir, ben bana doktor Dedi ki ömür boyu bu rahatsızlık hı hı. devam eder. Ben de orucu yedim, fidyeyi de verdim. Daha sonra tıbbi bir gelişme oldu, iyileştim. Ben o orucu yine kaza edeceğim, verdiğim fidyeler hayrıma sayılacak, tıbbı sayılacak, nafile sayılacak. Hı. Bunu da ihmal etmemek lazım. Veya bana denildi ki geçici bu hastalık, bu sene tutamayacaksın ama gelecek sene tutarsın, ben dedim ki ne olur ne olmaz ben yine fidye mi vereyim gelecek sene iyileşince de tekrar tutarım. Hem fidyeyi verip hem de kaza etmek işte tatavvu dediğimiz Allah yolunda daha çok fedakarlığa katlanmak, sevabı artırıcı davranışlarda bulunmak demek. Eyvallah hocam. Bunun akabinde Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun Hı. ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Duralım diyelim ki. Bu Ramazan'a niye 11 ayın sultanı denilmiş? Ramazan, Kur'an onda indiği için. Kadir gecesine niye bin aydan daha hayırlı denilmiş? Kur'an onda indiği için. Öyleyse değerli izleyenlerimiz, sevgili kardeşlerim, eğer içimizde Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumayı, yüzüne okumayı bilmeyenimiz varsa biz bir besmele çeksin. Ya bu Kur'an ki indiği ayı sultan ediyor, İndiği geceyi yüz bin, bin aydan daha hayırlı kılıyor. Öyleyse benim göz bebeklerim de, benim beyin hücrelerim de, benim kalbim de Kur'an'ın nuruyla sultanlaşsın diye bir karar verip, Kur'an-ı Kerim'i okumaya bu ayda karar vermemiz lazım. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Öyleyse benim öğrenme, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ayım olmalıdır. Ben zaten biliyorum hocam. Bir Yasin ezberleme ayım olsun. Ben Yasin'i de biliyorum hocam. Tebareke ezberleme ayımız olsun. Bu, onu da biliyorum. Artırabiliyorsan artır. Artıramıyorsan bir başkasına öğretme ayın olsun. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemahu. Sadece öğreneniniz değil, başkasına da öğreteniniz e, hayırlınızdır buyuruyor Efendimiz. Madem ki Ramazan Kur'an aydır, Kur'an öğretimini yaygınlaştıralım. Diyor. Eyvallah hocam. Bunun akabinde Allah sizin için kolaylık diler, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'a şükretmeniz içindir. Sabır. Diyelim ki Allah kolaylık diler. Bu kolaylık diler. Ya midemde biraz rahatsızlık hissediyorum. Orucu tutmasam da olur. Madem de ayette diyor ki rahatsızsanızı. Böyle değil. Dinin kabul ettiği kolaylık nedir? Ben tarif ediyorum, çerçevesini çiziyorum sahasında uzman doktor olacak. Pratisyen veya konuyu tam bilemeyen doktor olmayacak. İki, kendisi orucu tutan bir doktor olacak. ibadetin kıymetini bilen bir doktor olacak. Bu iki özelliğe sahip bir doktor bana dedi ki sen oruç tutma, tutma sen yiyebilirsin, tutman doğru değil. Bana bir doktor ameliyat olman gerekir dese Abdülhamit Bey ben hemen ikinci doktora gidiyorum. Belki de ameliyatı kurtarır diye. Yani teyitli çalışmamız teyitli Allah razı olsun. Oruç konusunda da teyitli çalışalım. Bir doktora daha soralım. O derse ki ya tutabilirsin öyle değil. İlaçlarını sahurda alırsın, iftarda alırsın. Bak bir yol göster. Yok efendim o bir yol çizemedi. O da dedi ki tutamazsın. Tamam. İşte Allah'ın dilediği kolaylık bu. Seferi değil mi? yolcuz? ya o gideceğimiz yere gitmek üzere yola çıktık ya da orada 10 on gün, 12 on gün, 13 gün kalacağız. Din bize orucu yeme izni veriyor. Bu dinin tanıdığı bir kolaylık. Kimse <laughs> bunu kaldırmaya yetkili değil. Ancak bizzat Cenab-ı Allah diyor ki ve em mu hayrul lekum. Buna rağmen yolcu iken orucu tutarsanız bu sizin için daha da hayırlıdır. Bir de ayet-i çok orijinal bir şey. Adetleri tamamla tamamlayın. Eksiklerinizi tamamlayın. Eksikleri. tamamlayın. Valla bize bazı gelenler oluyor Abdülhamit Bey. Hocam ben 45 yaşından sonra tövbe ettim. Namaza oruca başladım. Daha önce de zaman zaman evimizde tutardık ama ne kadar tuttum, ne kadar tutmadım bilmiyorum. Askerde yedik ama biraz da tuttuğumuz olmuştu. Kaç gün olduğunu bilmiyorum. Bir de ee, tutamadığı oruçların adedini bilemeyen kardeşlerimiz var. Madde bir, kağıt kalem alınacak, böyle ciddi bir hesap yapılacak. Yaptık. Herhalde benim son 20 sene içerisinde 150 günlük bir oruç borcum var. Bunu kardeşim, kaza oruçlarının peş peşe olması da gerekmediği için, iki gün yiyip iki gün tutarak, üç gün yiyip üç gün tutarak da bitirebilir. Kısa günlerde de caizdir. Belki benim kazaya bıraktığımda Temmuz'daydı İlla hı hı. Temmuz'da da kaza etmem gerekmez. Ama bir hesap üzere diyor ki hesabı adedi tamamlayın. Ya epey oldu tuttuk herhalde yeter. derseniz nefis sizi kandırır. Malumunuz özel günlerinde orucu tutamayan hanımefendiler Ramazan'dan sonra o tutamadığı günleri tamamlarlar. Ve bu sayıyı rahat tutarlar. Çünkü yakın zamandır unutulmamıştır. Kaç gün olduğunu da biliyor. <laughs> Uzun süreler ara ara oruç tutmayanlar veya oruca ibadete geç başlayanlar adedi bilemezse vicdanlarını rahatlatacak kadar, kalben emin olacak kadar oruçlarını artırsınlar. Diyelim ki benim borcum 100 günde 120 tuttum. O 20 boşa gidiyor zannetmeyelim. Allah katında nafile oruç sevabı kazanmış olur. Eyvallah hocam. Şimdi hadis-i şerifleri de söyledik değil mi efendim? Evet. Evet. Hadis-i şeriflere geçelim hocam. Allah Bin... size hidayeti nasip ettiği için de Allah'a hamd edin şükredin diyor. Eyvallah. Evet. 1218 nolu hadis-i şerifte. Hı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir mükafatını da ben vereceğim buyurmuştur. Evet. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu hı hı. Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Yine hadis-i şerif o kadar ahkamı cem etmiş ki eğer kısa Kısa dönerek geçmek istersek. Kaç yıl? 1218 mi oldu hadis-i şerifimiz hocam? İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Burada vallahi namaz da Allah içindir. Zekatı da biz Allah için veriyoruz. Cenab-ı Allah onlara benim için dememiş. Oruç benim içindir deyince onun mükafatı bana ait. Ve dikkat edin şu kadar vereceğim demiyor. Onun mükafatını bana bırakın diyor. Bir kişi herhangi bir işi yaptırırken sen bu işi yapmak için kaç lira istiyorsun? 500 lira. Peki verdim. Kaç sen ne istiyorsun? 600 lira. Yok 600 çok 500 verdim dese pazarlıklı veya pazarlıksız bir rakam tespit edilse o rakamı verir ve problem kalmaz. Birine diyor ki sen yevmiyeni bana bırak. Ücretini bana bırak. Benimle ücret pazarlığı yapma. Bu ne demek? Seni razı edecek kadar vereceğim demektir. Hmm. Mutlaka memnun olacaksın demektir. Efendim hem bana bırak dedin hem gidince 100 lira verdin. Bu olmadı ki. Demez mi karşıdaki? Evet. Bana bırak dediyse başkalarına verilenden daha çok, başka ibadetlere verilenden daha çok verecek demektir. Onun için burada bana bırakın orucun, oruç benim içindir ibaresi verilecek mükafatın kulu memnun edecek kadar büyük ve geniş olduğuna işarettir. Oruç kalkandır. Neye karşı? Bütün günahlara karşı efendim hatalara karşı kalkandır bir. ikincisi de biraz sonra söylüyor ya size birisi çatarsa ben oruçluyum deyin. Ne oldu? Oruçlu olmak beni korudu. Efendim, bilhassa trafikte de görürüz veya insanlar Ramazan'da birbirlerine karşı sertleşince ya mübarek gündür kardeşim yapmayın. Ya içlerinden biri söyler ya üçüncü şahıs gelir der ki bu mübarek gün yapmayın bu yakışmıyor. Ne oldu oruç bizi korudu kalkandır dedi efendimiz Bismillahirrahmanirrahim. Oruç tuttuğun kötü söz söylemesin sadece. O yeme içmeyi bırakma değil, kötü söz söylemesin. Yani burada Belki, e, nefsi de bir terbiye, ruhu da bir terbiye. Mi? Yani e, hem de karşı tarafın da kötü bir iş yapmasına bir engel oluyor. Kalkan. Onun yani hem kendisi için hem karşı taraf için kalkan olmuş oluyor. Amenna Doğru. Bravo. Karşıdan benim zararımdan karşıyı koruyor, karşının zararından beni koruyor. Beni koruyor, evet. Ne kadar güzel. Biraz ilerideki hadislerde daha geleceğiz. Oruç sadece yemeği içmeyi terk etmek değil bütün organları Allah ve Resulünün istediği gibi hareket ettirmek. istemediği gibi hareket ettirmemektir diye tarif edebiliriz. Hz. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu bir hadis-i şerif terimidir, tabiridir. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِه۪۪ o ona yemin ederim ki benim nefsim onun elindedir. Yani kuzu. burada peygamberin kararlılığını görüyoruz. Bir, yani. yemin ederek söylüyor. Çünkü peygamber, Hazreti Peygamber çok fazla yemin eden birisi değil. Tabii. İki, iki ben de aciz bir kulum. Allah işte bana istediği muameleyi yapar. Benim nefsim de onun elindedir diyor. Oruçlunun ağız kokusu Allah katından mis kokusundan daha güzeldir. Hani insan biraz uzun süre aç kalınca uzun süreyi 6, 7, 8, hı hı. 10, 11, 12, 13. saatlerde ağızda bir koku meydana gelebilir. Doğru. Ama biz ya oruç tutalım da ağzımız daha çok koksun. Madem ki Allah katında miskten daha iyiymiş diye kokuyu tercih etmeyeceğiz. Misvaksa misvak, fırçaysa fırça, dişlerimizi, ağzımızı temizlemeye devam edeceğiz. Bir başkasını rahatsız edecek bir kokunun bizden çıkmasını engelleyeceğiz. Efendimiz ne buyurdu? Soğan sarımsak yediğinizde bessede gelmeyin dedi. Bunun için oruçluyken de hemen parantez içi söyleyeyim. Oruçluyken eğer boğazdan aşağıya bir şey kaçmamak kaydıyla fırçalayabiliyorsak dişimizi fırçalayabiliriz. Kanaması halinde tükürmek şartıyla dişimizi fırçalayabiliriz. Misvak kullanımı. Misvak kullanabiliriz. Misvakın şeyleri gitmemesine dikkat edelim. Ee, diş macunu kullanmak biraz daha tehlikeli çünkü onun ağızda kalma ihtimali daha da büyük. Hmm. Ama e, dikkat edilerek yutmamak, boğaza kaçmamak şartıyla kullanılabilir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar vakti diyoruz ya, o iftar yemeğinin, sofrasının, çorbasının lezzetini başka yerde bulmak mümkün değil. Ya soframız aynı sofra, çorbamız aynı çorba, senenin her günü yiyoruz ama illa o iftar sofrasındaki çorba, iftar sofrasındaki zeytin, iftar sofrasındaki hurma, pide, pide Allah razı olsun, He, tamam ağzımızı sulandırma. <laughs> benim efendim benim kardeşim e, çok daha lezzetli niye İçinde ibadet var, akşama kadar beklemiş. Bir de İbadeti yapan insan, bir programlarımızdan birkaçında söylemiştim. İbadetleri yapan insan, oruç olsun, namaz olsun, hac olsun, zekat olsun sevgili Abdülhamit kardeşim, kendisine bir hedef tayin etmiş oluyor. Ben akşama kadar aç ve susuz duracağım, akşam iftarım var. Ben öğle yıkıldım, ikindiye kadar zamanım var, ikindi olunca ikindi de kılacağım. Akşama bayrağı dikeceğim, hedefi yatsıya koyacağım. Her vardığım hedefte bir rahatlama, bir haz duyacağım. Oruçlu içinde iftar çok önemli bir hedeftir. Oraya varıp da iftarını ettiği anda o lezzeti duyacak diyor Efendimiz. Bir de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu an Cenab-ı Allah'tan verilecek mükafatı karnesi dağılan çocuğun heyecanıyla bekleyecek, karnesi hep peki gelen çocuğun sevinciyle sevinecek. Bu da ikinci sevap sevinç anıdır diyor. dedi. Benim notlarım bu kadar. Eyvallah. Bir başka hadis-i şerifimiz. Çok bin, özür diliyorum. O kaç? 1219 numaralı tamam hadis-i buyur, şerif. Buyur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda çift sadaka veren kimse cennetin muhtelif kapılarından ey Allah'ın sevgili kulu, burada hayır ve bereket vardır diye çağrılır. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücahitler cihat kapısından, oruçlularsa Reyyan kapısından, sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından cennete girmeye davet edilirler. Hı. Ebu Bekir radıyallahu anh anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü. Gerçi bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapı kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur ama bu kapıların hepsinden Birden çağrılacak kimse var mıdır diye sordu. Ta ki özür dilerim, Ta ki hem müjdeyi alsın hem de bize müjdeyi ulaştırsın diye sordurdu Allah Hazreti Bakir Efendimize. O da sordu. Buyurun. Eyvallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır. Senin o bahtiyarlardan olacağını ümit ederim. Peygamber ümit ettiyse Allah boşa çıkarır mı? Çıkarsın. Çıkarmaz. Peki o kapıyı sadece veya bütün kapılardan çağrılma sadece Ebu Bekir Efendimiz'e mi Hayır. Sıfatı Ebu Bekir sıfatı olan, fiili Ebu Bekir fiili olan, ahlakı Ebu Bekir ahlakı olan herkesi Cenab-ı Allah istediğin kapıdan gir, dilediğin kapıdan gel diye davet edecektir. Cennet ve cehennem konusunda sevgili Abdülhamit kardeşim ne kadar teferruata girersek yanılma ihtimalimiz o kadar artar. Efendim bu kapılar ne kadardır, büyüklüğü ne kadardır, nereden nereye varılır, o kapıdan nereye girilir? Öbür... Bunlarla kendi kafamızı meşgul etmememiz lazım. Geçenlerde benzeri bir soru soruldu. Şu anda aklıma gelmedi. Gelirse söyleyeceğim ama bize ne dünyada ne ahirette karşımıza çıkmayacak şeylerle kendimizi ve arkadaşlarımızı meşgul etmemiz doğru değil. Bize abdest sorulacak, namaz sorulacak, hac sorulacak, oruç sorulacak, zekat sorulacak. Gıybet ettik mi etmedik mi iftira ettik mi etmedik mi alkol girdi mi girmedi mi kul hakkı yedik mi bunlar sorulacak. Bunlarla meşgul olalım ve diğerlerine geçmeyelim diyorum. Bir, Burada sadaka veren kimse sadaka kapısından ne dedi? Namaz, namaz kılanlar, kılanlar namaz kapısından, kapısından cihat edenler cihat kapısından, oruç tutanlar Reyyan kapısından. Onlara bir özel bir kapı var. Cenab-ı Allah'a hamdü sena olsun. Ve Özel olarak isimlendirilmiş. Yani burada mesela namaz kapısı, müce cihat kapısı, efendime söyleyeyim sadaka kapısı, cennetin muhtelif Heh. yerleri Bravo. olarak zikredilmiş ama oruç tutanlarınsa Reyyan kapısı diye özel bir isimlendirmeye tabi tutulmuş. Oruç kapısı denmemiş Denilmemiş. de diğerleri gibi Reyyan kapısı demiş. Bu önemli bir farklılık ve oruca verilecek mükafatın farklı olduğunu da gösteriyor. Efendim ee, bir de neydi benim söyleyeceğim, aklıma gelince nakledeyim. Reyyan kapısıdan girecek. Ee, Burada Reyyan kapısından ama aynı zamanda da e, Hazreti Ebu Bekir'in e, sorusundan da her kapıdan da çağrılma. O sadece oruçlulara ait değil. Değil. Yani Hah, bravo. ben eğer namaz kılıyorsam, sadaka veriyorsam, efendime söyleyeyim Allah yolunda... Ee, sadece savaş olarak değil de başka yollarla cihad ediyorsam benim her kapıdan çağrılma ihtimalim, i̇htimalim artıyor. Var. Ve nitekim Hazreti Ebubekir Efendimiz'in her kapıdan çağrılacağını dair Efendimiz müjdeyi verdi. Biz de ona yaklaşmaya gayret edeceğiz. Zaten Abdülhamit Bey, büyüklerin menkıbeleri niye naklediliyor? Hayat hikayeleri niye naklediliyor? Siz de bunlardan gücünüzün yetebildiklerini yapmaya gayret edin diye. Onlara verilen mükafat, Efendimiz'in onlar hakkında söylediği güzel sözler, siz de bunları yaparsanız size de bunlar verilir manasındadır. Cenab-ı Allah'ın Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de eski kavimlerin yaptığı bir kısım hatalardan, günahlardan bahsediyor, verilen cezalardan bahsediyor. Hı hı. Ne demek istiyor? Siz de bu günahları işlemeyin, size de bu ceza verilir. Bazılarının da iyi davranışlarından bahsediliyor. Ne demek? Siz de bu iyi davranışlarda bulunursanız, Allah size de mükafat verir demektir. Efendim siz devam ederseniz ben o kaçırdığım şeyi yakalamaya çalışacağım. Peki. Ee, 1222 nolu hadis-i şerifimiz yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Şimdi burada Tabiri caizse anahtar kelime inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek. Özel tabiriyle imanen ve ihtisaben. Soru şu, insan inanmadan ibadeti zaten yapar mı? Efendim dışarıdan bir gayrimüslim, bir Hristiyan, bir Yahudi, onlarda da malum oruç şekli var da bizden hı hı. farklı. Ayrıca bizim Ramazan'ımızı duymuş, bana yardımcı ol. Bir ay süre hoşuna gitmiş, iyidir demiş. Efendim ben bunu tutarsam vücudum fayda görür diye bir gayrimüslim de tutsa o keşf günahlarını affolma mükafatını alamaz. Bakın bir şeyin altını çiziyorum. Hiçbir Müslüman hiçbir ibadeti dünyevi menfaati için, dünyevi faydası için yapmaz. Ya ben namaz kılayım niye? Eklemlerim hareket etmiş olsun, kireçlenmeyi önlesin diye efendim. Ben oruç tutayım niye? Fazla yağlarım erisin diye, rejim yapmış olayım diye sadece dünya menfaati için ibadeti yapmaz. Sanki biraz oruçta ancak, var hocam günümüzde. Ancak bakın gelin, innemel amalü bin niyatı biz ilk şeyde okumadık evet. mı? Niyetimizi tahsih edelim. Ben Rabbimin rızası için oruç tutacağım, yağlarım da eriyecek. O güzel. Ben Rabbimin rızası için namazı kılacağım ama camiye gidip gelirken yürümüş olacağım. Eğilip kalkarken yürümüş olacağım. Vücudum hareket etmiş o. O güzel. İbadetlerin maddi ve faydaları, dünyevi dünyaya yönelik faydaları hiç anlatılmasın, hiç duyulmasın, hiç düşünülmesin, hiç <gülüyor> gündeme <gülüyor> alınmasın demiyorum. Ama sadece o dünyevi menfaat hedef olarak seçilirse Abdülhamit Bey. Ben rejim yapmak için oruç tutuyorum. Hatta bazıları bildiğimiz oruç tutmayı bir gericilik harekatı gördüğü için ben diyor Ramazan'da kahvaltıyı saat 9'da yapıyorum diyor. Veya 7'de yapıyorum diyor. Niye? Sahur bitmiş olacak ki sahur olmasın. Evet. Kahvaltıyı yapacak. Bir de akşama kadar öğlen yemeğini de yemiyorum. Böylece bir ayda çok faydam oluyor. Dinleniyorum. Midemi dizindiririm, sistemlerini dinleniyor, dinlendiriyorum. Bu tip oruca diye halde oruç olmaktan çıkacak şekilde de tutanlar veya yemeği terk edenler, perhiz yapanlar olabilir. Bendeniz bir şey söylüyorum. İbadetin bütün hedefi dünyevi menfaat olmayacak. Allah rızası olacak. Beraberin de dünyevi menfaatlarını bizim insanlara anlatmamızda fayda var. Abdülhamit Bey. Ben bir gence orucun sinir sistemi için ne kadar önemli olduğunu, mide için, sindirim sistemi için, karaciğer için ne kadar önemli olduğunu anlatırsam sadece onun için tutmasından dolayı değil. Ha! Cenab-ı Allah bana öyle bir emir vermiş ki bu emir benim vücuduma da faydalıymış derse Aşkı, muhabbeti, oruca olan iştiyakı artar. Bendeniz camide kürsüde anlatırken bunu şu örnekle anlatıyorum. Komutan Mehmet'i çağırsa hı hı. bir taşı gösterse oğlum bu taşın yanında günde 3 saat nöbet tutacaksın. Vallahi tutar. Emirdir. Fakat ya bu taşı niye bekletiyor ki bana? Şu taşın yanında 3 saat durmanın ne manası var ki diye içinden bir şey geçer ve o nöbet ona zorlaşır. Ama aynı komutan dese ki evladım bu taşın yanında 3 saat nöbet tutacaksın ama taşı beklediğini zannetme. Bunun altında bizim ordumuzun cephanesi var. Malzemesi var. Harp silahlarımız bunun altında. Bu sadece yukarıda bir işaretten ibaret. Sen dolayısıyla cephaneyi beklemiş oluyorsun. Haberin olsun dese o nöbet o askere kolaylaştırılır. Bize Cenab-ı Allah orucu tutun demiş. Ben faydalarını doldurdum. Sırf o faydalar için yapmaya kalkarsak yanlışa girmiş oluruz. Allah rızası için tutacağız. Ama kardeşim şu faydası da var. Karaciğer, Abdülhamit Bey, karaciğer 16 saatlik oruçta ancak 6 saat dinlenebiliyor. Çünkü sahurda da yedik ya onun hazmiyle de uğraşıyor. Akşama iftar geliyor. İftar biraz daha da abur cubur veya çok karışık hı hı. yiyoruz. Onu hazmet için uğraşıyor. 24 saatte oruçlu bir insan karaciğeri 6 saat dinlenebiliyormuş. Ya yani 6 saatte dinlenme hakkını verelim. Senede de bir ay veriyoruz. Tekrar ana konuya dönüyorum. İbadetler Allah rızası için yapılıp dünyevi menfaatlerin de düşünülmesinde hiçbir sakınca yok. Sakıncalı olan şey ibadetleri sadece dünyevi menfaatleri için yapmaktır ki bunu da hiçbir Müslüman yapmaz. Eyvallah. Rejim için oruç tutulmaz, oruç tutan rejim yapmış olur. Notlarınız bittiyse hocam. Hıfıra e, lahu ma tegaddem var değil mi? Geçmiş günahları ha. bağışlanır diyor. Alimlerimiz buyurmuş ki bunlar ilk etapta küçük günahlardır. Hı. Efendim ama adamın küçük günahı yoksa büyük günahlar a hafifletilir ve isterse Allah tamamen de affeder. Yağfiru limen yeşâ'u ve yu'azzibu limen yeşâ. Men yeşâ değil mi? Orada evet. men. Ha. Dilediğine cezayı verir, dilediğini de affeder. Biz inanacağız ki yaptığımız günahlardan hesaba çekileceğiz. Ve men ya'mel miskale zerratin hayran yerah ve men ya'mel miskale zerratin şerran yerah. Ama Ramazan orucunu tutacağız. İnşallah Cenab-ı Allah bizim küçük günahlarımızı da affeder, büyük günahlarımızı da affeder diye. Zaten yaptığımız bütün ibadetlerin aslında e, çıkış hedefi. noktası, hedefi e, günahlarımızdan bağışlanma, Allah'ın rahmetine nail olma, azabından emin olmak değil midir? Amin. Bu, bunu onaylarız. Ancak şu yanlışa düşmeyelim. Ya ben falan adamı kafaya taktım ben onu öldüreceğim. Öldüreyim. Sonra Ramazan'ı tutarım, Allah beni affetsin. Ben biraz daha alkol kullanmaya devam edeyim. Nasıl olsa inanarak tutanların günahları affolmuş, Allah affeder. İşte bu yanlışa, nefsin ve şeytanın bu hilesine düşmemek kadıyla eskiden yapmışım kardeşim. Bilerek, bilmeyerek, farkına vararak, varmayarak, gençlikte, ihtiyarlıkta, orta yaşta bir şeyler yapmışım. Şimdi tevbe istiğfar etmişim, dünyanın hayatın geçici olduğunu anlamışım. Cenab-ı Allah'a sığınarak Ya Rabbi beni bağışla diye orucumu tutuyorum. Dilediği kadarını, dilediği kadar günah çok olsa bile Cenab-ı Allah affeder. Yağfiru zunube cemi'a. Değil mi efendim? Evet. Allah günahların tamamını bile affedebilir. İlla beni affedecek diye kimse garantiye girmesin. Beni affetmez diye kimse ümitsiz olmasın. Biz orucumuzu Allah'tan sevabını bekleyerek tutar, inanarak tutarsak günahlarımızın affolacağını bilerek inanarak yapalım efendim. Eyvallah. Şimdi ha orucu... özür dilerim bir notum daha var Abdülhamit. Buyurun. Gerçi zor ama adamın hiç günahı yoksa ne olacak? Alimlerimiz buyurmuş ki derecesi yükseltilir. Hmm. Orucu tutmakla borcunu ödemiş olur. Ayrıca Affedilecek günah da yoksa derecesi yükseltilmiş olur. Cennet bir kattan ibaret değil, beş kattan da ibaret değil, sekiz kat. Her bir kat ne kadar? Vallahi varınca göreceğiz. Şu Allah uzak... varmayı nasip eylesin. Amin amin inşallah varacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu uzay bilgilerini bir internetten girsinler, baksınlar. Uzay nedir? Ve ardu hassemevâtu vel ard değil mi? Evet. Cennet eni yeni, arz ve semalar kadar diyor. Bütün evrende 300 milyar kadar galaksi tahmin ediliyor. Her galakside 50 milyar, 100 milyar, 500 milyar yıldız var. Birbirine en yakın iki yıldızın arası 42 trilyon kilometre. Bu evreni, bu kainatı düşünün. Allahu Teala cennet olarak buralardan bize neler verecek ancak varınca görebileceğiz. Kula düşen görev burada görevlerini, vazifelerini hakkıyla yapmak. Günahlardan da kaçınabildiği kadar kaçınmak. Ne demişti oruç ayetinin sonunda? kum <Lalikum> تَتَّقُونَ <tettabun> Müttakilerden olmaya gayret etmek, mükafatı Allah'a bırakmak. Eyvallah. Hocam şimdi Hı. iki hadis-i şerif nakledeceğim. 1236 nolu hadis-i şerif. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruç açmakta acele ettikleri sürece Müslümanlar hayır üzerine yaşarlar. Diğer hadis-i şerifimiz 1238 nolu hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah Teala şöyle buyurdu. Kullarımın bana en sevgili olanı oruç açmakta acele davranandır. Şimdi birincisi normal bir hadis-i şerif. ikincisi kutsi hadis şerif. Allah Teala'nın direkt evet. Buyurduğunu peygamber efendimizin bize nakletmesinden hareketle. Ve bu oruç açmakla alakalı sürekli biz o vesveseye e, tabi oluyoruz. Vesveseye yenik düşüyoruz aslında. Acaba yedim mi? Ezan orucum, okunuyor. Bozduğumu. Evet ezan evet. okunuyor. Ezan okunduktan sonra bekliyoruz. işte biraz daha bir vakit geçsin. Tam vaktinde olsun. Ya da oruç açmadan direkt namaza duruyoruz. Namaz önemlidir vesaire tarzında. Ancak hadis-i şerifte gördüğümüz üzere de bunun yanlış bir yöntem olduğunu anlıyoruz. Önce aklımda olan notlarımı arz Sonra notlarıma bakarım. Unuttuğum varsa nakledeyim. Ezan okun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dur yemeyin. Hele bir ezan bitsin demeye gerek yok. O Allahu Ekber niye söylenmiştir? Güneş batmıştır. Oruç tamamlanmıştır. Orucunuzu açabilirsiniz manasındadır. Yani ezanın ilk cümlesi. Hatta şunu samimiyetle arz ediyorum, <gülüyor> Allah <gülüyor> o takvimleri hazırlayanlardan razı olsun. Onlar bir ihtiyat miktarı bile düşünüyorlar yani. Hmm. Güneş tam battığında yazma yerine 45 saniye sonra yazalım demiştir. Onlar o ihtiyatı bile koymuştur. Ezan Allahu Ekber dedi mi rahatlıkla yiyebilirsiniz eğer hoca saate yanlış bakmadıysa. <laughs> Efendim bana yardımcı olun. Sahurda sahurda ezan bitene kadar yiyebilirsiniz. Ben bunu hadis-i şeriflerden almaya çalıştım. Bir Bilal ezan okur, bir de Ümmü Mektum bir e, hı hı. ezan okur. Bilal biraz er, erken okur. Siz Ümmü Mektum bitirin okuyunca kadar iyi bitebilirsiniz diye. Hı. Efendimiz'in tavsiyesi var. Bir de genel bakışı Efendimiz'in sahur yemeğini olabileceği kadar geciktirmek, iftarı olabileceği kadar çabuk yapmak. Hı hı. Efendimiz'in sözlü tavsiyesi. Ben diğer ihtilaf konusuna girmeden şöyle söylemek istiyorum. İftar etmekte orucu açmakta acele etmek sahur yemeğini geciktirmek gibi efendimizin hem sözlü tavsiyeleri hem de fiilleriyle ortaya koyduğu sünnettir. Kavli sünnet, fiili sünnet diyoruz ya. Sadece evet. söylemekle kalmamış kendisi de yapmış. Bu konuya dair hadislerin hepsi de sahihtir deyince bize bir şey veriyor müellifimiz ya da mütercimimiz hazırlayanlarımız biraz evvel dedin ya acaba deminize gerek yok. Acele edin, korkmayın. Ezan okun, okumaz okunmaz hemen namaza durma yerine İftarı açtıktan sonra namaza durma. İftarı da Abdülhamit Bey hurmayla, zeytinle bir şeyle açar sonra namaza durursak ağzımızdaki şeyler bizi meşgul eder. Su içecek olursak orucu açtık mı, açtık. Namazı kılarken de ağzımızda bizi meşgul edecek bir şey olmaz. Ama benim ağızlarına fetva değil tavsiyem. Ramazanda orucunuzu biraz sonra gelecek tavsiyeye göre hurma ile veya suyla neyse açın. Sonra çorbanızı da için. Normal yemeğe geçmeden evvel kalkın namazınızı kılın. Hem o çorba bir yerleşmiş olsun. Mide akşama kadar aç durdu, intibak etmeye çalışsın. Siz de farzınızı, namazınızı kılmış olun. Sonra dönerek yemeğin devamını yiyin. Ben bunu ideal olarak görürüm. Benim memleketimde Ramazanda o zaman hoparlör falan da yok. Hocaefendi yüksek bir tepeden ezanı okur. Kimse camiye gitmez. Herkes evinde kılardı. Daha sonra Keşan'da göreve başladım. Baktım ki cemaat akşam Ramazan'da camiye geliyorlar. Kardeşim sen burada cemaatle namaz kılmanın sevabını kazanmak istiyorsun ama evdekiler sofranın başında seni bekliyor. Babamız gelsin de yiyelim. Bu, bu Bunu ben doğru bulmuyorum kardeşim. Namazını evde kıl, evvela suyla aç, çorbanı iç, namazını kıl, sonra demen devamını ye. Ondan sonra zaten teravih gelecek, ona git dedim. Efendim, burada imsakı geciktirme deyince hı hı. aklıma gelen bir notu iletmek istiyorum. Aslında geciktirmek sünnete uygun ama bir de iki de efendim ayaktaydık, yedik, yattık. Saat 3 oldu uyandım ki susamışım. Ya ben niyet etmiştim. Önceden niyet edip bitirmiştim. Şimdi tekrar su içebilir miyim? Habımı unutmuşum. İlacımı almayı unutmuşum. Tekrar imsak vaktine kadar önceden yenilip bitirilmiş olsa bile, niyet yapılmış olsa bile rahatlıkla tekrar 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 yiyebilir, içebilir. Hiçbir sakınca yoktu. İki, iki, ikinci, üçüncü, dördüncü sahurunda yapsan önemli değil. Hiçbir sakınca yok. İmsakı geçmesin. Müslüman oluşturmakta acele ettikleri gibi sürece hayır üzere yaşayacaklarını haber veriyor efendimiz. Bunu henüz keşfedebilmiş değilim. Acele edince cevap veya ne bileyim bana yardımcı olun. Acele etmekte tavsiyesi var efendimiz de hayır üzerine. Bu bize <laughs> ne hayır kazandırır? Hı hı. Ben bunu keşfedebilmiş değilim. Yani acaba e, ha. peygamberin buyruğunu dinlemenin Bravo. hayır olmasından hareketle ha. biz hayırda yarışın. Sünnete ittiba evet, alışkanlığını bile... kazanırsınız. Evet alışkanlığı. Bu ve zaten en güzel hayırdır. Şefaata. Insan için. Şefaata vesile. Allah sizden razı olsun. Eyvallah. Böyle yapalım hocam. efendim. Her Peygamberin sünnetine bağlılık alışkanlığı kazanmış olur. Nefsini terbiye etmek masadıyla oruç açmayı geciktirmek, ben buna ucuz sofilik diyorum, ucuz takva diyorum. Yok kardeşim orada Efendimiz hemen aç demiş hemen açacaksın. Sünneti terk etmek olacağı için doğru değildir. su içip sonra diğerlerine bakması lazım diyor. İkinci hadis kutsi bir hadistir söyledin değil hı hı. mi efendim? Evet. Oruç tutmakta acele etmenin ne kadar önemli bir davranış olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Çünkü Rabbimiz kulların bana en sevimli olanı oruç açmakta en çok acele edenidir. Demek ki o sevinç anına e, kendini şey yapıyor, hazırlıyor. Burada ben iftarda bu sevinci yaşadığım gibi bir günde Rabbime kavuşarak o sevinci yaşayacağım diye büyük sevincin küçük bir idmanı bir uygulaması oluyor diyoruz sünnete uymanın muhabbetullah'a yani ilahi sevgiyi kazanmaya sebep olacağı sonucunu çıkarıyoruz. Nereden de çıkarıyoruz? Bir ayetten. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettabi'uni yuhbebukumullahu ve yafir lekum zunubekum. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Şu üç noktada acele edileceğini değerli izleyicilerimiz bilir cenazeyi definde, evlilik çağına gelmiş gençlerimizin evlenmesinde, iftar vakti gelen orucun açılmasında acele etmek gerek. Eyvallah. Hocam vaktimiz daralıyor. Haydi Ancak bakalım. Ancak daha önemli bir konu var. Ee, onu nakletmek istiyorum. 1245 nolu Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hı. Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Güzel. Şimdi bu da oruca dair meselelerde çok sık rastladığımız bir durum. Unutarak bir şey yiyoruz, ee, farkında olmadan bir şey yiyoruz. Sonrasında da acaba orucumuz bozuldu mu, bozulmadı mı diye bir tereddüt içinde oluyoruz. Efendim hemen arz edeyim. Bu oruç ister Ramazan gibi farz oruç olsun, hı hı. ister adak orucu gibi vacip bir oruç olsun, isterse sene içerisinde tutulan nafile bir orucu olsun, unutalarak yiyip içilmek hiçbir orucu bozmaz. Ben kitapta asladığım bir notu iletmek istiyorum. Bana çok orijinal geldi. Diyor ki Ramazan'da bir insanın bir şeyler yedip içtiğini görürseniz eğer <laughs> zayıf, halsiz biri ise hatırlatmayın. Allah ona bir ikramda bulunuyor. Güçlü, kuvvetli biri ise ya bir yanlışlık olmasın oruç değil miyiz Ramazan'da değil miyiz diye hatırlatın hı hı. şeklinde de bir tafsilat var. Demek ki unutularak iyi içmek herhangi bir orucu katiyen bozmaz. Bunu anladık. Unutmayla hatanın farkını arz etmek istiyorum. Unutmak ayrıdır, hata ayrıdır. Hata en yenili biçilmesi veya bir şeyin yutulması orucu bozar. Ne gibi? Oruçlu olduğumuzu biliyoruz. Aklımızda. Ama abdeste alırken ağzına suyu alınca boğazıma kaçtı. İsteyerek değil. Hata en. Hiç istemezdim. Çok da üzüldüm. Ne kadar üzülürsen üzül. Orucun bozulmuştur. Hı -hı. Ancak <laughs> bir kastın olmadığı için kefaret gerekmez. Yani 62 gün oruç tutman o, 61 gerekmez. 61 gün. 61 gün. Tutman bir de gerekmez. Kendi orucu 62 olarak Yok. olmuyor mı? 60'ı ceza bir. Bir gün e tamam. Yapar. E, e, gerekmez gününe gün kaza o da Ramazandan sonra efendim bu başıma geldi devamında akşama kadar yine oruçlu devam edeyim edersen daha iyi olur hmm. edersen daha iyi olur ama bozulduğuna hükmettikten sonra yemeğe devam etsen de kefaret gerekmez bunları bilerek söylüyorum dersime çalışarak söylüyorum iki Birisi unutarak yedi içti de, Abdülhamit Bey, unutularak yenip iç, yiyip içmenin orucu bozmayacağını bilmiyordu. Hı hı. Dedi ki orucum bozuldu, öyleyse ben yemeye devam edeyim. Ondan sonra bilerek yedi. Kefaret gerekmez, kaza gerekir. Ama beni dikkatle takip et. Gıybet etti oruçluyken. Dedi ki ya gıybet etme Kur'an-ı Kerim'de ölü insanın etini yemeye benzetiliyor. Öyleyse ben gıybet ettiğime göre orucum bozuldu. İyisi ondan sonra ben yiyeyim içeyim. Buna kefaret gerekir. Çünkü gıybetle bir orucun bozulmayacağını bir Müslümanın bilmesi gerekir. Buradaki cehalet affedilmez. Ama unutularak yeni biçmenin orucu bozmayacağını bilmeyebilir bir insan. Orada yanılma hakkı vardır. Onun için kaza gerekir. Gıybet ettim öylese devam edeyim de yiyeyim derse kefaret gerekir. Son cümlelerinizi alalım hocam. Son cümle. Cenab-ı Allah bizi orucunun hakkını veren kullarından eylesin. Amin. O şeyi hatırlatayım izleyicilerimize mahyayı iki minare arasında yazılmıştı. Ey oruç beni tut. Ey oruç beni tut. Bütün organlarımı günahlardan uzaklaştırmamı, ibadet-ü taata sevk etmemi, Ramazan bitince de 11 ayı Ramazan gibi yaşamamı nasip eyle Ya Rabbi diye dua ederek, niyaz ederek, mükafatını Allah'tan bekleyerek orucumuzu tutalım, Eyvallah. namazlarımızı kılalım, Rabbimiz de bizi mükafatlandırsın. Amin hocam, Allah razı olsun, ağzınıza yüreğinize sağlık. Kıymetli seyircilerimiz bu hafta Ramazan orucunu ve oruca dair bazı meseleleri Hz. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri eşliğinde inceledik, detaylandırdık. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.